Merhaba arkadaşlar. Bugün özel bir programla beraberiz. Sevgili Refik Anadol. Müthiş bir isim bu arada ya. Refik Anadol. Sanatçı olmak için. Ve Bager Akbay'la beraberiz. Ben Deniz, kimsenin sevmediği İlker Canikligil. Refik'in sergisi yarın mı açılıyor aslında? Yarın herkese ücretsiz olarak açılıyor. Sağ olsun. Bugün bize bir ön görüş yaptırdı. Alt kattan başladık. Evet, anlat abi, nedir? Hoş geldiniz. Bir kere inanılmaz mutluyum sizle beraber bir yerde bir şekilde var olmak. Dijitalden sizle de çok mutluyum. Serginin çok kabaca hayali ham verileri kullanarak ve onu açıkça göstererek kat kat deneyimleri farklı farklı sunmak. Şu an bulunduğumuz kata arşiv odası gibi bir isim taktık. Veri tüneli diye bir enstalasyonun ortasındayız. Sağımızda ve solumuzda gördüğümüz ekranlar bulabildiğimiz yüksek çözünürlüklü iki ekran içerisinde bir videonun sergide kullanılan tüm verileri sırasıyla dürüstçe açıkça göstermesiyle başlıyor. 3 tane teleskopla derdi olan bir sergi. Biri ISS teleskopu, biri MRO isimli Mars'ın yüzeyini yıllardır çeken ve son olarak da Hubble teleskopu. Bu katta amaç izleyicilere dürüst bir şekilde bu makinelerin halini, tavrını, ham boyutunu... Ham veriyi, değil mi? Evet. Şu anda gördüğümüz fotoğraflar... Bir yapay zeka algoritması, StyleGAN 2 isimli bir algoritmanın çıktıları. Her biri contact sheet şeklinde böyle sırayla veri yüklendikten sonra böyle bir gösterim yapıyor. Yani bunlar işlenmemiş fotoğraflar. İşlenmemiş yapay zeka fotoğrafları. Aynı zamanda ham veriler de var burada. Mesela şu an gördüğümüz her bir nesne o teleskobun kamuya açık 3 boyutlu verileri. Burada hangi gezegenleri görüyorum? Burada Mars var ama Dünya da var galiba. Dünya var, Mars var ve galakside Hubble'ın çekebildiği başına ne geldiyse her şeyi görebilme. Ama yakın çekim olanlar daha çok Dünya ve Mars olanlar. Evet, evet. Şu an gördüğümüz bu teleskopların mümkün olan elektronik aksamları. Bu anlar makinenin açık kaynaklı 3 boyutlu çizimleri. Mesela şu an ham veri, Mars'ın ham verilerini görüyoruz. Yüzeylerinden gelen verileri. Burada en büyük avantaj şu oldu. 3 sene önce 2018 yılının yine bu dönemlerinde NASA JPL ekibi bu verilerle zaten bir derdi olduğunu. Ve dedim ki acaba bundan kamusal alanda bir iş yapabilir miyiz? Çünkü NASA bütün verilerini açıyor yani. Evet. Hiçbir gizli saklı yok. Evet. Büyüklük standartların mı var yoksa o mekana mı uyuyorsun? Nasıl oluyor? Mekana özgü. Yani olabildiğince işlerimde böyle mimarinin hazır olan haline medyayı gömebilmeye. Bu mesela bu işi başka bir yerde sergileyeceksin. O zaman yeniden yeni mi? Yeni bir sergi. Hatta harika. Şey de değişiyor işte, onu konuştuk. Yani sergileme şekline göre buradaki videonun uzunlukları... Onu da mı yapay zeka yapıyor? Beraber. Refik Bey! Hiçbir şey yapmıyorsunuz, her şeyi bilgisayar. Saldım hocam. Yok mu? Refik Anadolu plugin'i yok mu ya? Peki bir şey soracağım. Hakikaten kod açık mı? Kullanılan her kod açık, yani yapay zeka konusunda. Hı-hı. 3 kodumuz var. Bunlardan biri StyleGAN 2 ADA diye geçen. Nvidia'nın 3 ay önce paylaştı. Burada şöyle büyük bir avantajım var. Hani onu da paylaşmak lazım. Nvidia şirketi stüdyomuzu yaklaşık 4 yıldır büyük destekte bulunuyor. Yaptığımız işlere hem destek oluyor hem de biz üzerine koyarak da hani hazıra kodu verdik, yaptık değil gerçekten. O yüzden bu serginin kamuya açık olmasından dolayı o kodun da burada açık olarak kullanılmasına izin verdi. Mesela üst katta bir iş şu an GitHub'da var. Sadece 12 terabaytlık veriyle eğitmek. Çünkü onlar server desteği vesaire yaptılar değil mi? Aslında evet. Render desteği yaptılar. Evet. Çünkü bu dönen videonun süresi ne? Çünkü hayat boyu burada yaşayabilirim ben de. Bütün sergi bir koreografi gibi geçsin kararı alındı. Çünkü pandemiden dolayı herkes uzun kalamayacağı için 3'er dakikalık her bir teleskoba dair bir sekmemiz var. Mesela yani 3 dakikalık looplar mı görüyoruz biz şu anda? Evet. Kaç tane 3 dakikalık loop görüyoruz? 3 tane. 3 tane. Bir... 9 dakika toplam. Evet. Bu sergideki tüm yapay zeka kararları da böyle kısa kısa buraya da paylaştık. Ama hiçbir şey anlamıyoruz. Bütün katlarda da ekranlarda bunları bir kere de hatırlatıyoruz. Hani isteyen, ilgilenen, hı-hı, öğrenmek isteyen olursa. Buradaki diye. Aslında görselleri sen tişörtüne basıp kullanabiliyorsun. Tabii. Aslında veri de kamusal. Yani bu önemli bir şey. Normalde o sanat eserinde orası korunmalı bir alan. Tamam, serginin kendisi başka bir şey. Eser aslında buradaki bütünlük. Ama görseller kullanılabilir, evet, bir yerde. Bu çok değerli aslında. Şimdi ham malzemeyi gördük. Esas sergiye geçelim. Şimdi sizi serginin ilk katına davet edelim. Burada sergiye girmeden önce çok kabaca son 5 yılda yapay zeka ile yapılan önceki işleri de göstermek adına hani nasıl bir yolculuktan geçtiğimi de paylaşma şansı buldum. Mesela neden bu akışkanlar dinamiği hani 2017'lerde dert oldu, nerelere doğru ilerlediğini anlatmak adına. Bir yandan da geçtiğimiz bir yıl boyunca farklı yerlerde yine eserler pandemi döneminde deneniyor. Farklı yerlerde farklı işler yine benzer algoritmaları farklı yorumluyor. Çünkü hep bu sergilerde çok oluyor. Özellikle genç arkadaşlar hani başka neler yapılabilir? Sadece bu sergi midir sorusunun cevabına da biraz aslında hayır, başka formlarda başka hikayeler yine aynı algoritmayla çıkabiliyor. Süper. Burada şey var, bu kişisel hafızadan kolektife geçiyorsun değil mi burada? Bu şeyde asıl kilit o birazcık gibi geldi. Evet.
ki sanıyorum egonun veriden ayrılması ya da işte kamuya mal olmuş ya da kolektif hatıralarımız yani Rönesans gibi hani insanlığın umuyorum önemli bulduğu ya da doğa gibi uzay gibi kavramlarda da aynı algoritmalar enteresan şekilde bence hala yaratıcı olabiliyor. Bir de bu izici kapsayan deneyimlerle birçok derdimiz olmaya başladı son 3 yılda özellikle. Ya da bir Covid memorial'ı bile hatta yine benzer şekilde bu dönemde soruldu. Tabii direkt tam bir karşılığı yok belki ama sonuçta Covid de bir veri aslında. O da bir hatıra insanlık için. Her şey bir veri değil mi aslında? Bu son sergimiz Quantum Memories. Burada Google'ın AI Quantum ekibiyle bir çalışma yapabildik. Bir kuantum hesaplama sırasında kuantum avantajı galiba tam Türkçesi. Makinenin başına gelen rastlansal değerleri alıp circuit depth'lerini yapay zekaya okutup doğal öğrenmiş bir yapay zekanın yapay zeka çıkısı yapmasını sağladık. Yani acaba o alternatif bir gelecek ya da paralel evren açıyorsa o evren acaba yapay zeka için ne olabilir sorusuydu. Peki bir şey soracağım. Girdiğiyle çıktığı deneyerek mi buluyorsun? Yani bir data var. O datayı çözecek algoritmayı sen yazıyorsun. Yoksa hazır yazılmışlardan mı alıyorsun? Aslında hep farklı olabiliyor. Mesela burada Intel projesi için beyin dalgalarının bir topografiye dönüşmesini istemişlerdi. Daha önce yazdığım bir algoritmaydı. Mesela burada Portland Belediyesi'nin 8 milyonluk verileri vardı. Ondan bir 3 boyutlu heykel yapmamız gerekiyordu. Burada çok fazla farklı algoritma vardı. Aslında resim yaparken de bir veriyi resmediyorsun ya. Dolayısıyla onu resmederken nasıl resmedeceğini boya olarak veri kullanıyor. Evet, aynen öyle. Onu ama şeyi merak ediyorum hani o algoritma sana evet, özel kimi mi? Kimi zaman evet, kimi zaman açık algoritmayı değiştirme dönüşmek gerekebiliyor. Ama genelde o ham veriyi görselleştirirken, hikayeyi anlatırken aslında evet. Refik'in gücü ortaya çıkıyor. Yani asıl hikaye neresini alacağım, nasıl göstereceğim, nasıl bir bütünlükte vereceğim burada çıkıyor. Peki bence. Tesadüfün ne kadar payı var? Çok ortaya fazla. Çok fazla. O da var. Dolayısıyla aynı sergiyi iki kere yapmak mümkün değil. Birazdan göstereceğimiz bu işte de hareketin temeli biraz da yapay zekanın verdiği de kararlar var. Mesela bir sonraki geçeceği renk paletini öngöremeden yavaştan 70 milyon particle mesela renk değiştiriyor. Bunlar hakikaten rastlantısal. Bu iş 13 dakikalık bir iş. Rahmaninov'un bir eserini Los Angeles Filarmoni Orkestrası bu sergi kamuya açık olduğu için hediye etti. 70 milyon particle var şu an gördüğümüz eserin içinde. Bu rakam da toplam veriden geliyor. Hani biraz bağlantı kurmak adına. Bu akışkanlar dinamiği algoritmasına optical flow İngilizce takmış vaziyetteyse ben de Optical Flow pluginleriyle çok oynamıştım zamanında. Harika bir şey. Şey gibi ama Jackson Pollock dijital boya atıyor değil mi? Evet. Aynen. Burada hikayede bir sonra gideceğimiz işlerin 4 dakikalık expertleri, kısa kısa versiyonları. Bu ne mesela? Nereden alıyor bu datayı? Atıyorum Mars'ın görselleri var galiba evet, değil mi? Şu an biraz? ISS. Hatta birazdan daha fark edeceğiz. Böyle daha deniz mavisi, okyanus mavisi, teleskop görüntüsü aslında. Hareketlerde bir program yazdık. Latent Space Browser diye geçiyor. Bunun amacı bayağı bu yapay zekanın öğrendiği gezegenin içinde bir joystickle bayağı PlayStation joystick gibi hareket edip bir sonraki noktasını tasarlayabiliyoruz. Yani çok beyaz bir karlı bir dağdan masmavi Maldivlere geçtiğimiz zaman ISS'in hafızası bir anda o iki noktayı tamamlayabiliyor. Şeyi konuşmuştuk ya, sen gördüğün şeylerle anlayabilirsin dünyayı. Yapay zekanın gördüğü şeylerle yorumladığı için gördüğü fotoğraflar bu hareketi böyle yorumlamasına sebep oluyor aslında. ISS'in gözünden görüyorsun bir nevi aslında dünyayı. Akışkanlar mekaniğini siz ekliyorsunuz üzerine. Evet. Tamam. O evet. Üzerine eklenmiş bir katman. Evet. Houdini isimli programla 6-7 yıldır uğraşıyorum. Orada işte bir 5-6 yıllık aslında bir denemeler. Yani R&D sürecinden geçiyor. Tabii ilk başlarda çok zordu çünkü ekran 4K, 70 milyon particle var. Sadece bu işin keşi yani 2 terabayta yakın. Hani ciddi bir çalışma gerektiriyor. Uzun işler. Bu da rendered bir şey değil mi? Evet. Tamam. Şeyi merak ediyorum. 2 terabayt olmasa da mesela 200 megabaytla benzer bir şey üretmek mümkün değil mi? Yani ters mühendislik yapılarak. Şu an için bu kadar kapsamlı olamayabilir. Çünkü 70 milyon tane partikülün nereye gittiği, hangi rengi taşıdığı ve ne hızda gittiğini bilgisi maalesef bayağı yer tutuyor. Benzer uyduruk bir şey de yapmak mümkün ama. Tabii demo scene dünyası gibi. Hani. Yok zaten bu görsele ulaşmak amacın o olsa. Evet. O evet. Zaman çok daha başka o zaman kolay telefonda bir bile olabilecek evet. Şey. Bu arada WebGL gibi hani çok yakın dönem deneyimlerde yani mesela bu bilgileri galiba bake edebiliyoruz. Yani bir şekilde önceden hesaplayıp koyup buluta telefonlara daha az yükleyip ısınıp. Bunun real time hesaplanıp gösterilmesi mümkün mü? Bu seviyede mümkün bu seviyede değil. Mekaniği ne kadar gerçekçi yapmak sizinle ilgili bir problem yani şuradaki aslında. Şuradaki mesela bu minik toz bulutuna dönüşme hali falan hakikaten çok büyük veriye evet. Dönüşüyor. Bir de sorun şeylerden birisi burada aslında bir öngörmen lazım. Yani sen de çok iyi biliyorsun. Ne olacağını bilmiyorsun demin onu yani. Sormak istemiştim. O kadar uzun render süresinden sonra çıkan şey bazen herhalde bu olmadı dediğin oluyor. Çok oluyor. Esas.
%10 ile %15 arası kullanılabilir oluyor. Kullanılabiliyor. Bir de 8-9 dakika olunca hakikaten çok zora dönüşüyor. Yani mesela bu tarzda işleri öğreten arkadaşlara konuştuğum zaman hani 5-10 saniye, 30 saniye, 1 dakika maksimum hani diyorlar. Ama koleksiyon dünyasında ya da sanat dünyasında beklenti hakikaten video sanatına çok uzun. Şimdi 3. kata geçtik. 3. katın girişinde bu sergi için belki de en keyifli işlerden biri olan izleyici çevreleyen 18 kanallı bir video enstalasyonunun giriş noktasındayız. Burada 3 ekranda kullanılan tüm algoritmaları, hemen hemen tüm parametreleri yapay zeka seven, ilgisi olan kişiler için de açıkça ve dürüstçe paylaşmak adına böyle bir ekran durumu var. İşte kaç rezolüsyona çıkabildiği o algoritmanın, kimin tarafından yazıldığı. Bu özellikle çok belki beklenen bir şey olmuyor sanat işlerine sergilerinde ama. Ama günümüzün gerçeği biraz öyle. Günümüzün eserinde biraz daha arkasını artık insanlar sorgulayabiliyor, anlayabiliyor vesaire, çok değerli geliyor bana. Bazen şey çok keyifli olabiliyor. Anlatırken kompleks projeleri hani soyut bakmak da mümkün ama aslında arkasında yatan teknolojisi de paylaşmak genç arkadaşlar için keyifli olabilir. Mesela burada UMAP diye bir algoritmamız var. Özellikle toplam 4 milyona yakın bir imge havuzu var tüm sergide kullanılan. Onları mesela bezenliklerine göre ayırt edip birazdan içeride mekanlaşmasını izleyebileceğiz. Yani bu klasifiye edip uzayda bu şey K-Mins, yani bu belirli boyutlu bir uzayda onları yerleştiriyor aslında ve gezinebiliyorsun içerisinde. Evet. Burada da işin aslında bir storyboard'u gibi. İzleyiciler hangi kısmında ne gördüklerini biraz da isimleştirme, hikayeyi biraz daha bir sinemalaştırma deneyimi. Bu da ilhamını Gene Youngblood'un Expanded Cinema 70'ler 80'ler nereden deneysel sinema dünyasına biraz belki atıfta bulunmaya çalışıyor. Bu arada sen sinema yapmak istiyor musun? Öyle bir halin var. Çok uzaktan çok saygı duyuyorum ama ama şey çok ekmek yemem lazım. İstanbul'da. Yo, bence oraya evet, doğru bir evet, gidiş gidiyor. Var yani. O. Bu ekranda da sergide kullanılan 3 farklı gen algoritmasının hangi şekilde eğitildiği, neleri unutup neleri hatırladığı ya da fazla öğrendiğine kadar açık bir şekilde paylaşma durumu. Ortada ise ham verinin ne kadar nereden geldiği gibi böyle bir yine şeffaf bir ekran daha var. Burada ilginç bir şey oluyor. Büyüleyici bir şey yapıyorsun ya, insanlar ya bunun arkasında ne var yani, oturmuşlar animasyon mu yapmışlar, gerçek gösterme oluyor ama gösterince de aslında çok veri var yani, öyle kolay değil oradaki kararlar ve orada bir dilenme oluşmuş durumda şu an kafamda. Okey, yani bazı şeyleri mesela çalıştığım için anlıyorum, bazılarını anlamıyorum, bunlara girip bakma ihtiyacı doğuyor vesaire. O ara şey çok iyi bence yani, onu görmek çok çok keyifli. Burada da böyle bir durum ortaya çıkıyor. Eğer yapay zeka alanında düşünmek, üretmek isteyenler için de hani hatta şeye kadar hani ilk veri ne zaman toplanmış, bu alet ne zaman oraya çıkmış, bu makine. Özellikle bu yapay zekanın ne kadar iyi öğrendiği ya da az öğrendiği ya da overfitting denen hani bilinçli olarak yanlış öğrenmesini de sağlayabiliyoruz bazen. Burada onların da biraz arka planı oluyor. Hatıra ve hayal şeyi var. Şu an neredeyiz? Şimdi bir hayale doğru gidiyoruz. Bu sefer ama mimari bir hayal diyebiliriz. Çünkü iki boyutlu ekranların acaba adımını içine atabildiğimiz bir hikayeye gidebilir miyiz? Çok heyecanlıyım. Eğer gibi. Buyurun. Burada acaba hani fikrin içine girebilir miyiz deneyimi için? Bu belki de sergideki en keyifli işlerden biri olan Makine Hatıraları V2 isimli görsel içsel performansın içindeyiz. 3 boyutlu bir enstalasyon. Yere bakınca kötü oluyorum. ben şu an vertigonun doruklarındayım yani, gerçekten baş döndürücü yani. Burada şu anda kısa kısa bölümlerimiz var. Şu an veriye geldik. Mesela bir bölümü anlatabilirim. Şu an bir tünel içinde geriye doğru gidiyoruz. Veri tünelinden makinenin aklına doğru bir yolculuk gibi. Matrix'e girdik. VR'la da yaptın değil mi sen bir şeyler? VR, AR, XR aslında hepsini deneme şansı oldu ama gerçekten bu yani başka bir şey ya. Fiziksel olarak içinde bir fikrin olmak hala bana bilmiyorum ama fiziksel olarak daha... Çünkü bu gerçeğe çok yakın ve gerçeği bozuyor yani. Şöyle yani, uçuyorum ya. Evet, evet. Bu aslında orada gördüğümüz görsellerdeki parçalarda geziyoruz şu anda. Aynen. Mesela alt katta bu ham veriyi gördük. Şimdi bir trene dönüştü. Bir hikayesi var bunun yani. Evet. Her bir bölümde bir makinenin ham verisinin içinden benzer şekilde geçip bir rüya sekansına iniyoruz. Ben heyecandan kaçırdım. Bu izlediğimiz de yine aynı veri, aşağıdaki evet, veri ama farklı şekilde. Aslında görebiliyorsun. Çok büyüdüğünde parçalarda bazı şeyleri yakalayabiliyorsun. Çıkışta baş dövmesi yapıyor sadece. Mesela bu alanda o 4 milyonluk veri havuzunu bir kere daha böyle kullanabilmek ama daha heykelleştirmek gibi. Her bir renk bir veriyi temsil ediyor ve yakınlıkları da UMAP algoritmasının K-Min'e benzer. Ben senin o ilk Bilgi Üniversitesi'nin Dolapdere kampüsünü yamulttuğun zaman bu ne demiştim hakikaten ama dünyada da cevap aldı. Nasıl çok... O hakikaten böyle ilk jenerasyondu. Ya Avrupa'da birkaç... Evet, Avrupa'da vardı. Türkiye'de ilk işti evet, galiba. Benim hatırladığım evet, oydu yani. Acın Aktürk'le beraber gerçekleştirmiştik. Sonrasında zaten Avrupa'da çok büyük bir akıma dönüştü. Evet, şimdi artık bayağı çok yapılan bir şey oldu değil mi? Evet. Tabii. Teknolojileri de gelişiyor ya. İlk yapanlar aslında bu
aletleri, yazılımları elle zar zor kanırta kanırta yapıyorsun. Sonra bakıyorlar burası ilginç, yazılımlar kolaylaşıyor. Şu an biraz zorlasan ortaokul öğrencilerine mapping yaptırabilirsin kabaca mesela. Çok doğru. Mapping için kullandığın software açık bir software mi? O da açık software. Hatta 10 yıl önce o projede başladığım VVVV isimli, ForV isimli bir program. Berlin tabanlı bir yazılımcı, bir grup arkadaşın geliştirdiği bir program. Ama kod yazmadan da kullanabiliyorsunuz. Tamamen visual programming, yani bayağı bloklar halinde kullanabiliyorsunuz. Ben ilk başlarda çok sağlam bir kod bilgim olmadığı için çok yardımcı olmuştu. İlk başlayanlar için çok... Sonradan mı kodu öğrendin? Evet, özellikle UCLA'de Case Rias'la processing üzerine çalışmaya başlayınca Java üzerinden başladı. Sonra yapay zeka içinde Python'la. Yani mesela şu algoritmada Vex isimli bir algoritmadan çıkıyor. Vex kod var Houdini içinde. O da akışkanlar dinamini kodlayabildiğiniz bir dünya. Mesela four-way gravity var burada. Yani ha, bunu soracaktım. Mesela bunun mekanın ebatlarını ya da en azından proporsiyonu bilerek mi render alıyorsun? Tarıyorduk bu mekanı olduğu gibi. Hatta projeksiyonun nerede durduğuna kadar hesaplayıp. Yani bu oda bir simülasyon odası aslında bilgisayar için. Bu odaya özel render alındı burada aslında. Yani şuraları kayıp gibi değil. Oraları da hesaplanıyor ama projeksiyon o videoda oralarda yok. Okey, yani süper. Bir akvaryum içinde durumu da dönüşüyor. Abi şahane yani. Ne oldu? Ya anlatmasan da çok şey değil. Evet, zaten şimdi orada ilginç bir şey var bence. Tam dediğin yer çok değerli. Buradaki şey zaten o büyüleyici, evet. Yani. Eskiden aslında hayatında hiç resim görmemiş, iyi bir yağlı boya heykel görmemiş birinin gördüğü andayız şu anda yani. O büyüleyici. Ama şeyi yani tabii anlamıyorum. Normalde bu çağdaş sanatta güzel olan beğenilmez ya. Bu nasıl beğeniliyor? Evet, bak bu işte tamam. Sadece bu seviyede olduğu zaman beğeniliyor. Öyle onun mi? Dışında... Yani şimdi eleştirilere baktığımız zaman galiba bu hani bir formalist yaklaşım ya da işte hani olabildiğince eye candy güzel ama aslında başka türlü de mimariyle medya sanatlarını yani dürüstçe soruyorum. Yani başka nasıl birleştirebileceğimi. Peki hani şey diyen oluyor mu? Biraz daha çirkin yap şunları diyen oluyor mu? Takılsın biraz. Şey var, ben şunu gördüm. Üniversitede sanat okuyan öğrencilerim 2-3 sene önce yarısı böyle Refik Anadolu'nun hayranı. Biz gittik, bayıldık, muhteşemdi. Şimdi mesela 2 yıl geçti, şimdi eleştirilere geçtiler. Evet. Güzel ama neden? Hani arkasına bir bakalım. O yüzden bence bu sergide arkasıyla ilgili daha çok verinin olması, kodların açılması, verilerin açık olması falan burayı tamamlıyor gibi geliyor. Yine şunu sorabilirler, neden bu? O işte sanatçı kararı oluyor. Ama aslında zaten onu da açıklıyor. Evet, aynen öyle. Aslında delirmişsin değil mi yani? Yani ben onu anlıyorum. Bir takım bubble'lar, particle'lar. Peki bir şey soracağım. Kaç kişinin yani şeyleri o ekstra firmaları ayrı tutarsak stüdyonun içerisinde kaç kişinin emeği var? Şu anda 14 kişiyiz. 14 dil konuşuyoruz. 10 ülkeyi temsil ediyoruz. Süper. Kamusal alanda sanatın bence en büyük avantajı insanlık için bir galerinin kapısından girmeden herkese açık olması, minimum ön yargıyla oluşuyor olmasıydı. O yüzden ekibi böyle evrensel olabilmesinin bence avantajı var. Yani mesela Çinli bir arkadaşımın İstanbul'da bir sergi için heyecanlanması, benim onun ülkesinde, ya bu çok başka bir dil keşfine sanki yolculuk oluyor. Matematik gibi yeni bir dünyaya bizi açıyor. Ekibin yüzde kaçı yazılımcı? Herkes yazılımdan anlıyor. Tamam, okey. Yani bu hibritlikten kaynaklanıyor aslında değil mi? Herkes herkesin işinden biraz anlıyor burada. Yani. Ama saygıyla. Yani mesela yarım saatliğinde sinir bilimci olabilmek, bir saatliğinde mimar olmak. Bu ama saygıyla yapıldığı zaman hakikaten bizi derinleştirebiliyor. Çünkü sanıyorum meslekler arasındaki ego kavramı böyle çağrışımlarda çok sıkıcı ve yıkıcı olabiliyor. Ama zaten hibritlik biraz bunu gerektiriyor. Hiç sonda ya biraz daha estetize edeyim diye müdahale ettiğin oluyor mu? Oluyor. Hala hiç şey bitmemiş gibi ya. Ya mesela hocam özellikle şu gri tonu var ya, şu griyi yakalamak mesela. Hani o bile böyle bir, yani mesela ekranda gördüğümüzle projekte ettiğimiz dünya arasındaki farklar. Mesela bu öyle bir deneyim ki ya bir FPS kaybetse bence çok kötü bir şey. Hani nasıl bu dört duvar aynı anda mükemmel, hani oralar hep böyle bir son dakikaya kadar kalp atışı. Tabii seyirciler için söyleyelim, bizim şu anda gördüğümüz şeyi siz göremiyorsunuz maalesef. Çünkü high color. Evet. Bir de mekandaki algıyı görüyorsun. Mapping'e geçebilir tabii miyiz? Bu da aslında canvas. Evet, bunu bir saniye göremedik. Burada bütün o projeksiyon makineleri kaç tane var? Bu kadar hassas bir ayarla yapılıyor o çizgiler. Hı-hı. Bir tek şu gölge olmasa. Zemine ekran. Hiç yaptın mı onu? Evet, şimdi Barcelona'da bir proje açılıyor. Orada tüm bu mekan LED ekrandan. Bu dünyada aslında işin matematiksel birleştiği yer. Tam olarak da bunu 3 boyutlu olarak alıp simülasyonları bunun içinde yapmak. Peki sen sanat yapıyorsun ama sana mesela atıyorum ticari reklam işi de geliyor mu? Yani geliyordu ama bilinçli olarak yapmamaya karar verdik. Ama mesela onun yerine atıyorum mesela Rolls-Royce'un da bir projesi olduğunda ama kendi koleksiyonuna dair bir iş üretilebiliyor. Atıyorum Karl Lagerfeld'e bir fotoğraf komisyonuna benziyor. Evet, commissioned artwork alanına yakın aslında artık. Bir yani bilim kurgu filminde yapabilirsin aslında, çalışabilirsin. Yani büyük bir bilim kurgu filmine çok uygun malzeme. Bence de kesinlikle. Zaten olacak Mission Impossible 8'de falan görebilirsin. Çok iyi.
Öncelikle üst kata bakabiliriz. Bakalım. Şimdi bu katta bir sessizlik katı. Çok fazla ses duyduktan sonra. Burada yine ilk katta gördüğümüz Mars Ham yapay zeka çıktısının karşıda gördüğümüz ekrandan algoritmaya göre en kendinden emin olduğu anın 3 boyutlu heykeli. Bu algoritmada bir veri var ki bize kendine güven verisi diyebilir miyiz? Tam olarak tam emin olmadığım Türkçe ama discriminator ve generator yani iki tane farklı neural network'ün aslında kendi arasındaki konuşması arasındaki en yüksek kendine güven imajlar serisi çıkarabiliyor. Bu da onlardan biri. Yukarıdan baktığımızda yani GAN'daki iki tarafın açtığı nokta evet, değil mi aslında? Evet. Tamam süper. Çünkü onu çok basitçe söyleyelim. Bir yazılım garip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir sete girmeye çalışıyor. Diğeri de bunu tespit etmeye çalışıyor. Bir yerde uzlaşıyorlar ve burada onun heykelini... Uzlaştıkları yerler evet, tepe mi oluyor? Üç boyutlu geometri uzlaştığı yer aslında. Bu şekilde uzlaştığı. Bu diyorlar ki bu gerçek. Böyle bir heykel seriz denemesi de oldu. CNC üç boyutlu bir robotik CNC ile. Peki bu neyin yüzeyini öğrenerek yaptı? Mars'ın yüzeyi değil evet, mi? Bu Mars'ın evet, yüzeyinde olmayan ama olması çok olası olan bir yüzey aslında. Evet. Kendi gerçekliğini yarattı yani. Evet. Aynen öyle. Mars'ta bir gün bu yüzeyi bulacağız yani. Ve bu da Mars yine verilerinin 12 terabaytlık ham verinin tamamen yaklaşık 3 hafta boyunca 4 GPU'dan geçip eğitilip bir videoya dönüşme hali. Bu işte... onun gezinme uzayı değil mi? Evet. Burada bu çok iyi dediği yer bu oluyor aslında. Bu harika. Böyle sessizlik ve meditasyon. Güzel bir iyi geldi. Evet, bana çok iyi geldi. Ve son olarak da... Esas master show burada mı yoksa? Öyle mi? Bu da şey hani o... kanvas olmaları, dijital kanvas. Ha bu NFT. Satış katı. Hocam dükkanı. Gerçek şeye gelelim. Evet şu tuvalleri hemen. Şimdi inandıysanız fikre. Ha bunlar baskılar. Hani evet, her formatı deneme hayalidir. Hani çok ilginç. Deneyiz. İlk defa baskı o tadı vermiyor. Yani ekranda olması lazım bunların. Aşağıdakiler o kadar heyecan verici ki bunlar evet, daha ama işte tam olur, dediğin o eleştiri vardı ya senin dediğin. Güzel okey burada. İşte bu yüzden. O bu level'a geçtiği için. Come again. Şey dedin ya hani sanat eserinin güzel olması iyi bir şey değil. Yok, bu da niye geçerli bence değil? İyi bir şey de yani tamam, piyasa. Bu da niye geçerli değil dediğinde bu işte aslında. Şu an tam onu açıklamış oldum bence. Peki bir şey soracağım. Bunlar mesela dijital olarak da alabiliyoruz, fiziksel olarak da alabiliyoruz değil mi? Evet, evet. Peki NFT ile ben fiziksel olanı alamıyorum ama değil mi? İşte orada izleyici ya da koleksiyon sahibi kendi boyutunda, kendi kararlarını hani işte kağıt kalitesinden baskıcı yöntemine işte debond mu kullanıyor yoksa hani... Ha, okey farklı tercih edebiliyor. Tabii. Tamam, çok özel. Orada güzel, kolektörün de büyük bir sözü oluyor. Ve son olarak da burada... Robert Wilson'da görmüştüm ilk. Bunda da aynı etkiyi görüyorum. Bunlar ne televizyon burada soracağım. Tabii 75 inç Samsung'un The Frame serisiyle karışıyorlar. Ya birçok burada ama Samsung 8K mı? 4K. 8K şu ha, ekranlar. Zaten titriyor biraz. Ya bizde LG var. Versen şunu USB diskte taksak ya. Hakikaten şaka bir yana bunu mesela herhangi bir televizyon şirketi satın alamaz mı kendi televizyonuna koymak için? Şu öyle an şey, hatta Samsung'la bu benzer bir ilişki CES için yapmıştık. Problem şu olabiliyor. O kadar yüksek kaliteli bir beklenti oluyor ki içindeki mesela video player 100 megabit ZVR oynatabiliyor. Her zamanki ya, soru. Bu, ama bir de şey de var. Bakım sözleşmesi gibi şeyler de olduğu için aslında ekranın bakımının sözleşmesi yapıyor musunuz mesela böyle yani şeyleri? Yani ilk sanırım bir yıl boyunca zaten kolektör Samsung'la ilişkide korunuyor. Ondan sonrası mesela atıyorum 80 yıl sonra televizyon ölecek. Ben ne yapacağım bu eser çok, sahibi olarak? Çok güzel soru. Bir tane USB olarak bir tane Google Drive'da sahip oluyor. Bir de işin kendisi burada oynuyor oluyor. Tamam dijital olarak sahip oldum ama fiziksel aynı şeyi istiyorum. Yani atıyorum teknoloji bundan daha ileriye gitse de bunu istiyorum. İşte o zaman aslında ZKM'in de problemi olan yani medya sanatlarını korumak, preservation problemine dönüşüyor. Kolektörün de bir adım atması gerekiyor. Yani çünkü müzeler bazen inanılmaz ayrıntılı rapor tutuyorlar evet, bunlara. Evet. Kaç milimetre gerçekten şeylerin arası ne falan. Yani 100 yıl sonra bunu üretebilmesi lazım. Ama işte çünkü... video sanatı için o temel bir problem zaten. Yani Namjoon Park'ın işleri VHS'de durmuyor mu şu anda? Evet. Ama işte şey falan artık yeni sözleşmelerde 30 yıl aynı şeyi garanti etme falan gibi şeyler giriyor. Ben hep şeydeyim, işin üç kağıdındayım ya. Bunu taklit eden birileri olmadı mı mesela? Oldu. Yani şu ne an yapıyorsun? Ya, iki şey o dönüşmeye başladı. İşte 2016 yılında şu fikir mesela yani gen algoritmasının üzerine optical flow'u deneme deneyimi 2016 yılında yaptığında ben pek kimse yoktu yani o zaman. Ondan sonra tabii çok ilgi çekti. Kimi zaman referans kültürüne hep örnek veriyorum. Her işin dolduğu yani gibi... nasıl koruyorsun aslında? Çünkü bir copyright da var ama bir yandan da yani, açık hani. Bu spesifik yaklaşım hala aslında hani benim bu 6-7 yılda geliştirdiğim bir yöntem. Hani benzetmek her şey mümkün. Aslında korunmuyorsun bence. Şunu evet, yapıyorsun. Yok,
ters, hep onu soruyorum ya, ters mühendislikle benzetmeye çalışanlar olabilir evet, diyor. Tabii, mümkün ama şu var bence, bu devirde herkes her şeyi kopuyor. Bir de şu var, aslında Refik de bilim kurgudan, tabii. dünyadan, verilerden besleniyor. Aslında başkalarının da yola gitmesi çok anlamlı. Bence orada önde gidip evet. çığır açmak, evet. önce olmak, ilk denemek falan. Bunu hocam öyle. Biraz da geyik yapalım. Bu hadi. Sanat mıdır hocam? Screensaver mı hocam? Yani screensaver. Yani burada ciddi zanaat var. Bager'le sürekli kavga ediyoruz da evet. biz. Ben burada takipteyim. Tasarım ve sanat konusu. Şimdi yeni bir tane yeni bölüm çektik. Kavga büyüyor. Bayağı ciddi kavga. Sanat, tasarım. Sen ne diyorsun o konuda? Ya şimdi ikisini ayırt edemiyorum. Çünkü hakikaten yani bu kodeinden arka planına, yapay zekasından algoritmasına, deneyiminden discourse contact, yani hepsini ayırt etmek bana mümkün gelmiyor. Yani. Ama şu var, sen bazı aletlerle bazı hikayeler anlatmaya çalışıyorsun. Aslında bu kadar basit yani. Biz burada Refik'in anlatmak istediği hikayeyi görüyoruz yani. O yüzden sanat eseri oluyor bence yani. Senin kişisel yerin oluyor yani. Ama sadece görsele bakarsan bence o hikayeyi görmüyorsun. Görsel de bir tarafı, tabii canım. Arkası da tabii. başka bir tarafı. Hep onun için o soruları soruyorum yani. Ama sizin tartışmanız o kadar anlamlı ki gerçekten bazen eğer yakın gelecekte birçok yaratıcı insanlar algoritmalarla, teknolojiyle haşhaş olacaksa hakikaten o bütün sınırlar bir anda darmadağın olmaya başlıyor bir yandan. Ve her disiplin birbirine muazzam destek oluyor. Mesela tasarım kaygımız olmasaydı ekranın belki de bu kadar düz durmasıyla ilgili derdimiz olmayacaktı. Aşağıdaki grid sistemini dert etmeyecektik. Tabii. Yani her dert birbirine yardımcı oluyor aslında. Zaten tanımlarken amacımız aslında ayrıştırmak değil. Konuşabilmek. Çünkü aslında içerideyiz. Hepimiz bir işte tasarımcı oluyoruz, birine sanatçı oluyoruz, birine zanaatkar oluyoruz. Evet. Bir şey çakıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Rollerimiz sürekli değişiyor ama yani neden yapıyoruz? Neden yaptın bu sergi? Bak bu güzel, soralım. Neden bunu yapmak istedin? O hayal kurulan dünyayı gerçekten buraya getirebilmek yani. Fiziksel yani hayalle gerçeklik arasındaki yolculuk aslında. Yani şu müzik, şu hissiyat, bir gün İstanbul'da bir galeride beraberce bu 9 ekranı yatay olmadan da bakabilme anı ve içinde de bir makinenin rüyalarına. Peki kimin gezdiğini düşünüyorsun o hayalde? Mesela kurarken var mı kafanda bir kişiler oluşuyor mu? Herkes. Ya yani en galiba zorlayıcı kısmı bence sanat herkes için, her iş için, her kötü için olmalı. Ve bu çok zor bir şey. Hakikaten o kavramsal çerçeveyi, anlaşılabilirliğini, derdini herkese göre yapabilmek muazzam bir zorluk. Zor, evet çok zor. Ve o öyle bir hayal. Ama bu da bir tarz işte. Bazı sanatçılar herkese anlatmayı tercih ediyor. Bazıları diyor ki yok ben şurayı anlatacağım diyor. Bu da bir çeşit aslında. İşte arkadaşlar bazıları sanat yapar, bazıları da ışık tutar. Ama kendi ışığımız çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Harikaydı. Bu sizin değerli sohbetiniz ve kaygılarınız ve paylaştığınız inanın uzaktan böyle ilaç gibi okuduğum zaman. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben şeyi soracağım. Burada bir eser satıldı dedin. Şeyde, ha ben aldım onu abi. Gelirken yolda NFT'den aldım diye. Blockchain dünyası fazla hızlı ilerliyor. Evet ya, ona ne diyorsun? Ya açıkçası bir yıl önce dahil oldum. Ya şu anki halinden çok önceydi. Şuna çok inanıyorum. Kesinlikle yıkıcı bir yeni bir düşünce yöntemi. Özellikle bu açık olması, paylaşımı muazzam bir güç. Yeni bir değer kazandırıyor dijital sanat üreten insanlar için ve ciddi miktarda bir grup insan hayatlarındaki bekledikleri değeri alamamışlardı. Evet. Onun dışında çok da problemi var tabii. Evet. Her yeni ben mesela gibi. Full karşıyım. Ama şuna okeyim. Var olan satın alma dinamiğine göre çok daha iyi. Daha iyi tabii. Çok daha adaletli vesaire ama benim satın almanın kendisi de problemlerim olduğu için ben... Evet Refik Bey lütfen bize şuradan bedavaya verir misiniz? Hocam ben Ethereum'la... Çünkü biz satın almaya karşıyız. Evet, bugün dünyaca ünlü sanatçımız Refik Anadolu'la beraberdik. Çok teşekkür ederiz. Önceden görmek de çok önemli bir şans çok bence. Sağ İyi ki geldiniz. Nerede görüyorlar buraya gelmek isteyenler onu da söyleyelim. Plevneli Galeri. Dolapdere'de. 25 Nisan'a kadar açığız. Herkese açık, ücretsiz. Yani yerinde görmek gerekiyor. Bu videoda gördüğünüz bayağı bir şey ama yine de o bunun yerini tutmaz. İyi ki geldiniz. Ama gelemeyenler için en azından buradan andırıyorum. Bayger sana da çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bu arada Bayger'in daha önce senin paylaştığın, yaptığın işler ve yapay zeka hakkında konuştukların hepimize ilham oluyor. Onun çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Karşılıklı çok sağ olun. Burada böyle birbirimizi... Görüşmek üzere. Görüşürüz.